9400 son dönemlerin kilit seviyesi. Kesinlikle kilit. Neden kilit olduğunu zaten görüyorsunuz. Ki geçtiğimiz haftaki, geçtiğimiz haftanın tamam ve son videolarda gösterdim. nokta. Bakın temas ediyor, geliyor, temas ediyor, geliyor, temas ediyor, geliyor. Bu bir saatlik versiyonla, bir saatlik dilimle baktığımız Borsa İstanbul 100 grafiği. 9300 veya hadi maksimum maksimum 9249'lara kadar çekiliyor. Sonra 9400 deniyor çekiliyor 9400 çekiliyor 9400 çekiliyor 9400 ve kıramıyor asla kıramıyor 9400'ü burada açıkçası ciddi bir mücadele var lakin lakin geçilemeyen her dakika risk biraz daha artıyor çünkü piyasa yükselemezse düşer düşemezse yükselir zaten başka ihtimal yok burada da bugün içerisinde aslında sabah açılışta şuradaki fitili göreceksiniz aslında açılışta Tam geçti geçecek gibi derken gün içerisinde tekrar çaktılar tekrar yükselttiler tekrar çaktılar falan şu anda an itibariyle eksi 0.43 saatte 18.19 zaten piyasa artık kapandı. Peki bir bakalım neler yükselmiş neler düşmüş. Kale seramik tekrar canlandı. Şimdi bakın. Agrotek, Reader, Kuzey Boru. Ben bunların düşmanı mıyım? Hayır düşmanı değilim. Ama bunlarla ilgili şu anda fiyat bence yüksek dediğin anda diyorlar. Şimdi bu konuda bir şey göstereceğim size. Kale seramiği göstereceğim. Bakın kale seramiği görüyorsunuz. Bunu da tamam yapmış. Kale seramik de zamanında aynı Reader gibi, şimdi Agrotek gibi, Kuzey Boru gibi böyle alıp başını yukarıya doğru patır patır giden bir şirketti. Sonra ne hikmetse ne olduysa bir noktadan itibaren fiyat %61 düştü. %61 düştü. Ben istiyorum ki birçok kişi bu noktada bu olaya yakalanmasın. Bakın bu şirketler büyük uzmanlar tarafından. Büyük uzmanlardan kastım da aracı kurumlarda çalışan insanlardan. işte yıllar boyu bu işe emek vermiş, bu iş üzerine çalışmış insanlar tarafından yapılan çeşitli değerlendirmelerle indirgenmiş nakit akımı, çarp analizi vesaireyle sektörüne... Dünya üzerindeki benzeri şirketlere vesaire bakılarak oranlanarak, karşılaştırılarak vesaire bir değerleme yapılır. Bu değerleme sonucu mesela örnek veriyorum size Kale Seramik'te kaç çıkmış? İşte tam söyleyemeyeceğim de 27'lerde falan çıkmış. Daha sonra bu şirket halka arz oluyor. Halka arz olduktan sonra 200 kaç? Yani 130'lara, 140'lara kadar gidiyor. Peki soruyorum <laughs> mantıken. Yani. O kadar uzmanın değerlemeler yapıp da bulduğu fiyatın 3 5 10 katı yukarısından almaya devam etmek nasıl bir mantık nasıl bir akıl tutulması? Ya alemin akıllısı sizsiniz değil mi? İkinci bir yönünü söyleyeceğim. Burada kimi zengin ettiğiniz ikinci bir yönünü söyleyeceğim. Bu arada Agrotek'in o açıkladığı geri alım programı falan var ya zırva. Baştan sona zırva saçmalık bir tane adam var sürekli böyle Instagram'da karşıma çıkıyor. İşte eğitim, eğitim, şundan eğitim alın, kriptonun içinden geçin, bunlara eğitim alın şunlar. Eğitim 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 diye her gün bin tane reklamını gördüğüm adam çıkmış bir tane soru çekmiş. Diyor ki agrotek şöyle bir şirket böyle bir şirket ve agrotek geri alım programı açıkladı. Ve dedi ki benim şirketimin değeri bu fiyatlar değil. Şirketin fiyatını destekleme kararı aldı. Ya Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim ya dayanma gücü ver kurban oldum. Ya arkadaş bu adam şirketini 5 liradan halka arz etmiş veya kadın yönetim kurulu başkanı kadın. Bu arada Agrotek'i ben şirket olarak çalışmaları iş yapısı falan olarak beğenen bir insanım. Hatta beğendiğim noktalara gelsin şirkette ortak bile olurum ama. yani 5 liradan hanımefendi şirketi halka arz olmasına razı olmuş. Bütün uzmanlar gelmiş denetlemişler denetlemeciler şunlar bunlar herkes fiyat tespit raporlarını inceliyor zaten. 5 lira okey güzel bulunmuş ince hesaplamalarla. Sonra fiyat ara fiyat 40'a gitmiş. Aradan ne kadar süre geçmiş Allah aşkına ya sinirleniyorum. Kasım'dan bu zamana Kasım Aralık Ocak Şubat 3 ay geçmiş. 3 ay sonra şirket diyor ki bu da saçmalığından iskası. Şirket diyor ki e ben 3 ay önce 5 liradan sattım hisselerimi. Şimdi 40 liradan geri alım programı açıklıyorum. Ya insana derler ki sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Peki gelelim buraya Fintables üzerinden bir agrota bakalım. Agrota tıkladık. Geri alımına baktık. Tıkladık. Bak geri alım ne zaman? 20 Şubat 2020'da geri alım açıklanmış. Hiçbir alım yok. E alaydın. Alaydın 20'sinden bu zamana kadar. Niye almadın? Almayacaklar. Bakın adım kadar da eminim Agrotek bu fiyattan geri alım yapmayacak. Bu fiyatlardan geri alım yapmayacak. Ben art yazılım yatırımcısıyım biliyorsunuz. Uzun zamandır da yatırımcısıyım. Art yazılımın da bir geri alım programı vardı. Ne yaptı biliyor musunuz? Geçen sene Mayıs ayında fiyat en dipteyken 3 kere geri alım yaptı. Ondan sonra dedik geri alım programını sonlandırdık. Bunun bir şeyi yok ki takibatı yok ki. Adam geri alım programı açıklar. O almaz kapatır. Kaç tane şirket var öyle. Bak Fintelus üzerinden gelelim burada. Analizler geri alımlara tıklayalım. Bak analizler geri alımlar görüyor musun? Bak Gördün mü? 27 Aralık 2023'te Açsel açıklamış, geri alım programı 368.284 lot veya 23.156 TL fon ayırmış. Bir lot yok. Alın. Gördün mü? Bir lot. Bak AGESA. 10, 10 Nisan 2023'te açıklamış 750 milyon TL ayırmış. 57.1 milyon TL yapmış. Gördün mü? İşte burada ne yapıyorlar abi? Bir güzel sizi pişiriyorlar. Bir güzel pişiriyorlar. Twitter'da, orada, burada böyle bir tane kap, bir tane haber Şimdi bir şey ya burada bir şeyler de söylerim ama dava yerim. O, siz zannediyorsunuz ki 300 lira 600 lira oldu 1000 lira 2000 lira oldu böyle kendinizi akıllı zannediyorsunuz. Siz hiç baktınız mı? Mesela 1 milyar liralık bir halka arz. %75'i yurt içi yatırımcı eşit dağıtılıyor. %25'i nereye dağıtılıyor? Kurumsal yatırımcıya dağıtılıyor. Sana 750 milyon TL'yi 3 milyon parçaya bölüp veriyorlar. O %25 o %25 nerede? 250 milyon TL nerede? Senin 300 lira 1500 lira oldu. Bir güzel uyutuyorlar işte abi milleti. Bir de geliyorlar böyle akıllı akıllı. Böyle akıllı akıllı bilmiş bilmiş konuşuyorlar. Sanki biz bunların hiçbirini görmedik. Hiçbir, bunların hiçbir şeyden haberimiz yok. Dünyanın akıllısı şey bulmuş. Filozofu, filozofu bulmuş. Şeyin besim tübünün şeyiyle bu Karl Marx dünyanın en geri gerizekalı filozofudur. Karl Marx denen adam dünya felsefe tarihinin en gerizekalı filozofudur. Sanki böyle gelmiş onu oradan bulmuş gibi burada bir tata okuyorlar. Abi 40 lira agrotek olmaz. 160-170 lira kuzey boru olmaz. Reader'da bu fiyatları olmaz. Kimseyi kandırmayın. Reader'ın gelmiş fiyatı gaza geldim dur bir saniye. Reader'ın gelmiş fiyat kazan çarpanı firma değeri bölü fabrik çarpanı 95 97. Akıllıma bunu söylediğin zaman diyor ki ama o şirket diyor o elektrikli otomobil yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Ne hikmetse de Reader'ın bütün bu gelişmeleri halkardan sonraya kalmışım bir şey demeyeceğim de Agrotek de yine aynı şekilde bütün aldığı depolar, yaptığı yatırımlar, yeni aldığı şirket payları, işte kurduğu girişim sermayeleri falan ne hikmetse arkadaş Halk arzu olduktan sonra kasım ayından sonra aralık ocak şubat ayına denk geliyor ya Vallahi ilginç yani gerçekten bunlar değerlendirilmesi gereken şeyler Gidin alın bakalım yani tepeden tepeden yapıştırın ben çok, her gün çok konuşuyorum böyle tepeden hisselere yapışan insanlarla ne yapacağım ne edeceğim şu an bana Yardım et diyenlerle ee, Başımın tacı tabi onlar onlara bir laf söylemiyorum ama yani siz de o duruma düşmeyin diye anlatıyoruz arkamızdan küfürler Kale seramik Mia teknoloji Alıştık zaten ya arton ya eksiyon kocaer Kocaer kaçıyor Koca er treni kaçıyor ona yapacak bir şey yok. Bere bayağı gaza geldi bu aralar bildiğiniz rally tarafında. Aselsan güzel yükseliyor. Astor'da hareket var bugün. Daha da iyi olabilirdi ama bu noktalarda Bobet'te bir hareket var. Genelde piyasada çok fazla hareket yapmayanlarda hareket görüyoruz. İş gayrimenkul yatırım ortaklığı eksi 4.60 oyak 4.55. Bugün piyasa biraz daha sağlıklıydı. Normalde piyasa yani sağlıktan kastım iyi yükselenler de var iyi düşenler de var ama bir süredir piyasa şöyleydi. Hiç düşen yok yükseliş ya da hiç yükselen gerçi çok, çok olmuyor bu aralar. Garip de ilginçti. A babalarına baktığımız zaman Türk Hava Yolları bu aralar tekniği güzel zaten Türk Hava Yolları fazla düşüşlere iştirak etmiyor. Tüpraş bir süredir iyi gidiyordu geri geldi. Akbank 41.66'lara kadar geri çekildi. Onun haricinde bankacılık Genel olarak bankacılık endeksi Xbank eksi 2.23, garanti eksi 2, Akbank eksi 2.89, yapı kredi eksi Bunlar ağır bankalar. Bunların hepsi geri çekilmesine rağmen endeks o kadar düşmüyor. Bakın endeks çok güzel tutuyorlar. <laughs> Acayip güzel tutuyorlar. Holdinglerde Anadolu gruba zaten yine para giriyor. Koç'la Sabancı yatışta şu anda. Ruh hastalarını Hektaş yine düştü. Sasa duruldu. 37.90 39.76'lara geldi. Gelsin, hoş gelsin. 38 civarlarında takılmaya devam etsin. Önümüzdeki bilançodan sonra bir bilanço göreceğim. O bilançodan sonra tekrar bakacağım ee, Sasa'ya. Sasa'da eğer böyle çok fena bir bilanço gelmediyse alım yazabiliriz. SDTTR 360, Kuzey Boru 997, Tavan zaten görüyoruz. Elit, MIA Teknoloji falan bunları zaten bakmıştık gördük. Şimdi hangi sektörler yükseldi hangileri düştü yine bir fintech üzerinden şuna bir bakalım. E, tasarruf finansman bu zaten katılım ev. Yani böyle tek bir hisseye de sektör yazılmaz aslında. Hani burada yükselen düşen sektörleri manipüle ediyor resmen de. Bakın gördüğünüz zaman artı 10. Factoring 559 teknoloji günü ticareti 411 bilişim yazılım 364 haberleşme 339 bankacılık en çok düşen sektör. Ama piyasa o kadar düşmedi. İlginç. 2.84 finansal kralama, kralama 1.26 girişim sermayesi durum ortaklığı 0.91 ambalaj ve sigortada düşen sektörler arasında diyorum. Ve haberlere geçiyorum. Doğal arası enerji 2024 için iki ayrı şirketle 543 bin megawatt yeni enerji satışı sözleşmesi imzalamış. Şuhadaroğlu metal sanayi 40'lar elinde yapılması planlanan alüminyum doğrama ve alüminyum profil üretim tesisi yatırımı için 2.7 milyon TL tutarlı ve 3 yıl süreli yatırım teşvik belgesi almış. Tebrik ediyoruz Şuhadaroğlu'nu bunu bozdurup bozdurup harcasın. CVK maden İşletmeleri yine bağlı ortaklık Hayri Ögelman madencilik yurt dışında yerleşik bir şirketle maden cevheri satış konusunda anlaşmış 1 milyon dolar ve 2022 cihazın oranı 332 artık şu bilançolar gelse de 2023'e oranına baksak. Enerja Enerji Enerji %90 oranında bağlı ortaklık Enerya Karaman Gaz Dağıtım AŞ'nin dağıtım bölgesini Ayrancı ilçesiyle Yunus mahallesini de kapsayacak şekilde genişletilmesinin EPDK kararı ile onaylanmış. Erciyes Boru yeni bir şirket kuruyor. %55'i kendisine ait Erciyes'a %45'i grup şirketli olan RC Endüstri'ye ait olacak şekilde bir e, şirket kuruyorlar. İsmi Hyperloop. Erciyes Hyperloop teknoloji sanayi AŞ. 250 bin TL sermayesi var ve burada amaç vagon ve boru üretimindeki yatırımlarla Hyperloop teknolojisinde kullanılacak kapsül, vagon ve tüplerin üretimini gerçekleştirmek amacıyla. Evet geldik günün başlığındaki habere. Europower Enerji ve Otomasyon yani Euro Power bildiğimiz Cezayir'de yerleşik bir firmadan muhtelif sayıda ve özellikle orta gelim hücre tedariki için sipariş almış ve siparişin bedeli 7.3 milyon euro. Bu çok önemli. Bayağı iyi bir şey. anlaşma. %11'i zaten 2022 yılısına. Gelecek Varlık Yönetimi yine Garibanın ödeyemediği alacaklara e, garanti bankasının gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında e, satışa çıkartılan 531 milyon TL bayağı da büyük bir e, portföy. Ana para büyüklüğündeki bir bireysel portföyün ihalesi için en yüksek teklif verilmiş. Margün Enerji'de pay geri alımı. Bak bunu çözdüler ben size söyleyeyim. Bu muhabbeti çözdüler. Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 118 milyon adet olarak revize edilmesine ve geri alım için ayrılan fonun 2 milyar TL çıkartmasına karar vermiş. Meditera Tıbbi Malzeme Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 87 kalem tıbbi sarf malzeme alım ihalesine 13 milyon TL tutarına teklifle şirket hutesinde kalmış. Çok da büyük bir anlaşma değil. Ve MİA Teknoloji yine haber, yine haber, yine haber. MİA Teknoloji devam ediyor. İtalyan şirketi Archis ile, yanlış da okumuş olabilirim, özellikle AB Fon Mekanizmaları kapsamında sağlık, uzay ve havacılık, bilgi teknolojileri, yapay zeka ve tarım sektöründe işbirliği kurulmasını sağlamak amacıyla iyi niyet anlaşması imzalamışlar. Luh pay başına 540 TL temettü ödemesi yapacakmış. Ne zaman? 27 Şubat'ta. Ve Pasifik Donanım ve Yazılım, yeni halka Titra Teknoloji'nin %51 hissesinin, 478 milyon TL bedelle satın alınması ve hisse devir sözleşmesinin başlatılmasına karar verilmiş Sanika Yurt içerisinde bayileri var Sanika'nın çok da önemli değil arada bir bunlara satış yapıyor 31.2 milyon TL tutarında ürün satış sözleşmesi imzalamış 2, 2022 Ciroz'un oranı 3, Tatlı Tatlıpınar enerjinin ee, Tatlı Pınar Res Projesi'nin saha montajı tamamlanarak 14.40 megawatt kurulu güç kapasitesine sahip 3 türbini ticari enerji üretimine başlamış. Bayağı da hızlı başlattılar. Ben de haberleri bayağı da hızlı anlatmış oldum. Gelin bir kapanışa geçelim. Önemli ha. Nasıl gaza geldim ama video içinde. Bu halk arzılar var ya beni delirtiyor arkadaş ya. Sanki böyle atomu parçalıyorlar ya. Yani... Ben anlayabiliyorum hani borsaya yeni girme tribini. Ben de yaşadım bunları zamanda ama yani abi yani Allah aşkına ya. Sanki sizin gördüğünüzü başkası görmüyor gibi. Aranızda halk arzcılar vardır. Böyle girip halk arzı katılıp parasını alan çıkan bunlara bir şey demiyorum da böyle yani. Bir, ya iki ay önce, iki ay önce, 3 ay önce Reader, Agrotek'i iki ay önce, 3 ay önce bilmezsin yani adını duymamışsındır. Agrotek'in paralı militer askeri gibi takılıyorlar etrafta yani delirttiler beni biraz sinirim geçsin sakinliğim diye şu videoyu bir beğeni atarsanız çok iyi olur. Abone falan olursanız abone sayım artarsa biraz sakinleşirim diye düşünüyorum. Ve videoya yorum morum atın isterseniz hani sakin ol falan diye beni teselli etmeye çalışabilirsiniz. Bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Katala falan katılırsanız da yani iyice bir serinlerim ben diyorum. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Ha iyi haftalar.